Merhaba arkadaşlar. Azerbaycan'daki bir mobilya üretim fabrikası için yaptığım bir programı tanıtmak istiyorum. Excel VBA ile yazdım. Şimdi öncelikle programı açtık. Şifremizi girip programa giriş yaptık arkadaşlar. Burada cari tanımlama, ürün tanımlama, personel, sarf malzeme, sipariş arkadaşlar, üretim kontrol, mal alımı bu şekilde, kasa işlemleri, nakit tahsilat, nakit ödeme, çek tahsilatı, çek ödemesi, banka yatan, bankadan çekilen personel ödemesi, şirket giderleri, tahsilat raporları, ödeme raporları, personel, bordro, gider raporlarını burada görebiliyoruz. Aynı şekilde banka işlemleri, bordro işlemleri arkadaşlar, çek girişi, çek çıkışı, tüm bu işlemleri yapabiliyoruz. Şimdi ben öncelikle bir cari tanımlamak istiyorum. Buradan cari adımız yine her zaman yazdığım gibi Ahmet Yıldız olsun. Vergi dairesi yok. Bu alıcı mı satıcı mı buradan seçebiliyoruz. Alıcı veya satıcı. Telefonunu yazıyoruz. Adresini yazıyoruz. Mesela Bakü diyelim. Kaydet diyorum ve bir cariyi tanımladım. Yine başka bir cari. Bu da ne olsun? Bakü mobilya olsun. Bundan da işte malzeme aldığımızı ya da vergi dairesi varsa bu da satıcı. Telefonu yazıyoruz. Ve kaydet dedim. İki tane cari tanımladım arkadaşlar. Birisi alıcı, bir diğeri de satıcı. Biz buradan direkt tahsilat ödeme cari detayı buradan görebiliyoruz. Şimdi ürün tanımlayalım. Mesela biz ne üretiyoruz? İşte kanepe. Kategorisi mobilya. Birimi adet. Fiyatı 3000 lira standart fiyatımız olsun şimdilik. Değiştirilebiliyor zaten. Mutfak dolabı. Yine mobilya olsun. Birimi adet. Fiyatı 4500. Sehpa diyelim. Buna da aksesuar diyelim. Adet. Bu da 200 TL olsun. Evet. Ürünlerimizi bu şekilde kaydettik arkadaşlar. Sarf malzeme olarak da mesela biz üretim yaparken bize ne lazım olur? MDF diyelim. Cinsi tahta. Birimi metre. Metresini 30 liradan alıyoruz. Bize kumaş lazım. Kumaş. Kumaş da metre olsun arkadaşlar birimi. Kumaşın metresini de 40 liradan aldığımızı farz edelim. Daha sonra vidası olur. Birimi kutu olsun 20 TL. Ya da artık Azerbaycan para birimi Windows'tan ayarlanınca o kendisi o şekilde gelecek. Buradan personel tanımladık. Yok tanımlayalım. Personellerimiz de Ali Taş olsun. Bu arkadaşımız 101 maaş karşılığı, 102 iş karşılığı çalışan personeldir. Kimi personel maaş karşılığı çalışıyor, kimisi de çıkardığı işe göre çalışıyor. İş karşılığı olsun. Telefonunu yazıyoruz. Gördüğünüz gibi maaş işe başlama tarihini yazıyoruz arkadaşlar. Mesela ne zaman işe girmiş olsun? Ocağın birinde işe girmiş olsun. Ve kaydettim. Toplam şu anda alacak vereceği yok. Şimdi maaş karşılığı birisini tanıtalım. Murat Gün olsun. Bu da maaş karşılığı çalışıyor. Telefonunu yazdım. Aylık maaşı 2000 lira. Bu da arkadaşlar 01.01.2020'de işe girmiş olsun. Şimdi gördüğünüz gibi toplam 10.933 TL maaş hak etti bugüne kadar. Çünkü normal yevmiyesini sonra da geçen zamana çarpıyor. Toplam şu anda bizden alacağı bu gibi gözüküyor. Şimdi iki personelimizi de tanıttıktan sonra sipariş almaya başlayalım. Burada yeni sipariş diyoruz. Şu karşımıza gelen sipariş giriş ekranından şurada kimden sipariş alıyoruz? Örneğin Ahmet Yıldız'dan.
Ne siparişi alıyoruz? Kanepe 1 adet. İstersek fiyatını buradan değiştirebiliriz. Fiyat 3000 değil de 2800'e de yapmış olabiliriz. Aynı zamanda mutfak dolabı 1 adet. Sehpa 4 adet sehpa tanesini 150'den yaptığımızı farz edelim. Ve malzeme toplam 7900 TL tuttu arkadaşlar. Hatta istersek bir tane yani silmek istersek de şurada sile basarak silebiliyoruz. Bu siparişte kimler çalışacak? Murat Gün çalışacak. Gördüğünüz gibi işçilik ücreti almıyor. Çünkü maaş karşılığı çalışıyor. Onu ekledik. Aynı zamanda Ali Taş mesela biz ona 2000 lira bu siparişi tamamlamak için vereceğiz. 2000 lira da işçilik masrafı oldu. Gördüğünüz gibi. Bir de bu siparişte neler kullanacağız? Kumaş örneğin 20 metre kumaş kullanacağız. Aynı şekilde işte MDF. Ben tam olarak bu yani sipariş nasıl alınıyor bilmiyorum ama sonuçta herhalde bunlar gerekiyor. Ayrıca vida gerekiyorsa yazılır. Ben rastgele yazıyorum. Gördüğünüz gibi sipariş toplamı 7900, işçilik 2000, gider toplamı 2000, kar toplamı 3900. Kaydete bastık ve siparişi aldık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi siparişimiz alındı. Şimdi cariye baktığımız zaman burada Ahmet Yıldız'ın 7900 lira alacak şey borçlu olduğunu görüyoruz. Yine çalışanlara baktığımızda, personellere baktığımız zaman da burada Ali Taş iş karşılığı çalıştığı için 2000 TL alacaklı duruma geldi gördüğünüz gibi. Şimdi tahsilat ödeme işlemlerini buradan da yapabiliyoruz. Bir siparişimizi şöyle takip edelim. Üretim kontrole geldiğim zaman şuradaki siparişleri görüyorsunuz. Örneğin ben buradan geliyorum. Diyorum ki işte kesim yapıldı. Siparişin %30'u tamamlandı. Ayrı bir zaman sonra işte ayın 14'ü oldu mesela işte dikim yapıldı. Siparişin %50'si tamamlandı vesaire. Bu şekilde yaptığımız zaman yani müşteri siparişini sorduğunda siparişinin yüzde kaçının tamamlandığını buradan görebileceğiz yani. Yani geliyoruz siparişe işte Ahmet Yıldız'ın siparişini kontrol et dediğimiz zaman buradan %50'si tamamlandığını görebiliyoruz. Üretim kontrolde burada sipariş tamamlandı dediğimiz zaman üretim tamamlandı mı? Evet, tamamlandı. Sipariş kapatıldı. Şimdi siparişlere baktığım zaman az önceki siparişi göremiyoruz. Biz burada kapalı siparişler dediğim zaman Ahmet'in siparişini tamamlandığını gördük. Şimdi tahsilat yapalım arkadaşlar. Kasa işlemlerine gidiyorum. Hiç kasamız da yok. Buraya bir kasa ekliyorum. Mesela merkez kasa olsun. Kasa açılış bakiyesi 2000 lira. Kasada para var. Kaydet dedik ve kasamızı oluşturduk. Bir kasa daha açalım. Mesela Kamran, şirket sahibinin ismi. Onda kasasında para olmasın ya da 1000 lira ile açılış yapmış olalım. Gördüğünüz gibi iki tane kasa tanımladık. Şimdi tahsilatı biz hangi kasaya alacağız? Merkez kasaya. Nakit tahsilat diyorum. Hemen gördüğünüz gibi merkez kasa geldi. Tahsilatı kimden yapıyoruz? Ahmet Yıldız geldi gördüğünüz gibi. Sadece borçlu olduğu için. Yani diğerleri gelmedi. Ne kadar tahsil edelim? Örneğin 5000 lira nakit tahsil ettik. Kaydediyorum ve kasaya gördüğünüz gibi merkez kasaya arkadaşlar 7000 lira para girdi. Nakit tahsilat raporu şeyini de görebiliyorsunuz. Şimdi cariye baktığımızda Ahmet Yıldız'ın 2900 lira borç kaldığını görüyoruz. Burada cari detayına baktığımız zaman burada onun siparişini görüyoruz. Şurada 5000 liralık da tahsilat yaptığımızı görüyoruz. Geri kalanı isterseniz buradan alalım mesela. Ahmet Yıldız'ı seçiyorum. Nakit tahsilat diyorum. Kasayı seçmem gerekiyor. Hangi kasaya? Merkez kasaya ne kadar? 2900 diyorum. Yine nakit diyelim. Ve kaydet diyorum. Gördüğünüz gibi Ahmet Yıldız'ın borcu bitti. Cari detayına baktığım zaman siparişini görüyorum. İki defada da tahsilat yaptığımızı görebiliyoruz. Şimdi kasaya baktığımız zaman kasada burada 9900 lira para girdi. Açılışta 2000 lira vardı zaten. Toplam 9900 lira buradan görebiliyoruz. Şimdi ödeme yapalım. Nakit ödeme. Ödeme yapacağımız kimse var mı?
Çalışanımıza ödeme yapabiliriz ya da isterseniz şunu anlatayım. Mal al, biraz malzeme alalım. Yani alım diyorum. Kimden alalım? Şu bakım mobilyadan ne alalım? MDF alalım. 100 metre 3.000 TL para tuttu ve kaydediyorum. Şimdi cariye baktığımda burada bakım mobilyanın 3.000 lira alacaklı olduğunu görüyorum. Ben istersem buradan ödeme yapabilirim. Burada bakım mobilyaya gelip nakit ödeme diyorum. Hangi kasadan ödeme yapıyorum? Merkez kasadan 9.900 lira var. Ne kadar ödeyeyim? 2.000 lira ödüyorum. Nakit ödendi diyorum. Kaydet dedim ve tamam dedim. Gördüğünüz gibi 1.000 lira bir alacağı kaldı. Yine aynı şekilde buradan detayına baktığım zaman bunda bir mal aldığımızı ve şurada 2.000 liralık bir ödeme, nakit ödeme yaptığımızı yine ekstrasında görebiliyoruz. İstersek kasadan da ödeme yapabiliriz. Bak kasada da kasaya giren 9.000, kasadan çıkan 2.000. Az önceki 2.000 liranın buradan çıktığını ve kasada 7.900 lira kaldığını görebiliyorsunuz. Yine nakit ödeme diyorum. Kime ödeme yapıyorum? Bakım mobilyaya ne kadar? 1.000 lira ödeme diye bir şey yine yazayım. Kaydet dedim. Ve gördüğünüz gibi kasada 3.000 lira çıkış oldu. 6.900 lira kasa bakiyemiz var. Ödemeler bu şekilde. Yine analiz diye bir menümüz var. Analize geldiğim zaman borç hiç kalmadı. Burada borç toplamının olmadığını, sipariş toplamı 7.900, işçilik toplamı 2.000, kasaya giren toplam bu kadar, kasadan çıkan toplam, kasa bakiyesini görebiliyoruz. Personel hak edişlerini görüyoruz. Çekler, sarf malzeme alımı 3.000 lira. Tüm detayları buradan görebileceğiz. Şimdi bir sipariş daha alalım. Yine az önceki gibi. Ya da isterseniz az önceki işlemlerden bazılarını sileyim diyebilirim. Mesela kasalara geldik. Şuradan tahsilat raporundan şu 5.000 lirayı siliyorum. 5.000 lirayı sildiğim zaman gördüğünüz gibi kasada 4.900 lira kaldı. Cariye geldiğim zaman burada 5.000 lira tekrar borç olarak buraya yansıdı arkadaşlar. Ben bu borca karşılık çek almak istiyorum şimdi. Geliyorum buradan bordro işlemlerine çek girişi. Çeki kimden alıyorum? Ahmet Yıldız'dan. Ne kadarlık çek alıyorum? 5.000 lira. Çekin vadesi ne zaman? İşte 6. ayın 30'u olsun. Kaydet dedim ve çeki aldım arkadaşlar. Hala Ahmet Demir'in borcu gözüküyor ama çeki tahsil ettiğim zaman hemen gelelim. İsterseniz bir de şöyle yapalım. Bakü'nün de bir ödemesini sileyim. O da biraz şey gelsin yerine. Kasa işlemlerinden ödeme raporuna gelip şu 2.000 lirayı siliyorum buradan. Hemen gördüğünüz gibi cariye geliyorum. Burada 2.000 lira tekrar alacaklı hale geldi. Şimdi ona 2.000 liralık çek vereyim bakım mobilyaya. Bordrolara geldim. Çek çıkışı kime çek veriyorum? Bakım mobilyaya ne kadarlık çek veriyorum? 2.000 lira. Vadesi 28 olsun. Haydi dedim ve çeki verdim. Gördüğünüz gibi çek çıkışı ve çek girişi var. İkisi de portföyde yani zamanını bekliyorlar. Vadesi gelince ödeyeceğiz. Kasa işlemlerine gittim. Bunların zamanının geldiğini farz edelim. Burada merkez kasa üzerinden çek tahsilatı yapalım. Çek tahsilatı diyorum. Hangi çeki tahsil ediyoruz? Ahmet Yıldız'ın şu çekini tahsil ediyoruz. Açıklamayı yazdık. Kaydet dedim. Ve gördüğünüz gibi çek tekrar kasaya girdi arkadaşlar. Burada bakın çek tahsilatı. Yine cariye baktığım zaman Ahmet Yıldız'ın borcunun kalmadığını gördünüz. Şimdi kasa işlemlerine gidip çek ödemesi diyorum. Hangi çeki ödüyorum? Şu çeki. Biraz sonra dikkat edin. Kasada 9.000 şey kasada 8.900 lira var. Bir dakika şu kasadan ödeyelim. Şu kasadan ödeme yapalım. Çek ödemesi. Şu anda 8.900 lira var. 2.000 lira daha ödedikten sonra tekrar eskisi gibi 6.900 lira kasada para kaldı. Ve cariye baktığımız zaman caride kimsenin borç alacağı kalmadı arkadaşlar. Yine bankaya yatan bankadan çekilen mesela kasadaki paramızı şuradaki 6.900 lirayı bankaya yatıralım. Bankaya yatan diyoruz. Hangi bankaya yatırıyoruz? Banka yok. Yeni bir banka tanımlıyorum. Akbank diyelim. Hesap tipi, vadesiz hesap numarası, IBAN numarasını yazıyoruz. Kaydediyorum ve şunu seçiyorum arkadaşlar. Ne kadar yatıralım?
6.900 liranın tamamını yatırıyoruz. Kaydet dedim. Bakın kasada hiç para kalmadı gördüğünüz gibi. Burada bankalara baktığım zaman bankada 6.900 lira var. Ekstresine bakıyorum. 6.900 lira bankaya yatırılmış. Bankadaki parayı çekeyim ve şu kasaya koymak istiyorum. Bankadan çekilen, hangi bankadan çekiyorum? Şu Akbank'tan 6.900 lira çektim. Kaydet dedim. Kasada şu anda 7.900 lira olacak. Bakın gördüğünüz gibi kasada 7.900 lira para var arkadaşlar. Yine şuradan bankaya baktığımız zaman bankada da para olmadığını, ekstresine baktığım zaman da yatırılıp çekildiğini görebiliyoruz. Ve bu şekilde tüm iş ve işlemlerimizi, siparişlerimizi buradan takip edebiliyoruz. Böyle bir program yazdım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. İnşallah bir sonraki derste muhasebe dersinde kaldığımız yerden devam ederiz. Umarım beğenmişsinizdir. En azından Excel VBA ile neler yapılabiliyor görmeniz için. Tabi burada Mayıs ayının siparişleri, Haziran ayını buradan ay bazında siparişleri görebiliyorsunuz. Aynı zamanda burada anlatmadığım çok şey var. Örneğin personel ödemesi yapabiliyoruz. Mesela buradan şu personelimize ne kadar ödeyelim? 2000 lira avans ödüyorum. Kaydet dediğim zaman kasadan 5.100 lira para kaldı gördüğünüz gibi. Personele baktığımız zaman personelin bakın kalan toplam parasını ödediğimizi görüyorsunuz. Aynı şekilde burada şirket gideri girebiliyoruz. Mesela işte 600 lira kira diyorum. Kaydet dediğim zaman hemen kasadan bakın 5.300 lira kaldı. Burada kasadaki tüm detaylarını, tüm işlemleri ayrı ayrı her kasa bazında detaylı olarak görebiliyoruz. Şirket giderlerimizi görebiliyoruz. Burada gider raporuna gelip Haziran ayında, Mayıs ayında hangi ayda ne kadar gider olduğunu yani tüm iş ve işlemlerini buradan yapabiliyoruz arkadaşlar şirketin. Programı tamamladım inşallah hayırlısıyla kendilerine de göndereceğim. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hepinize başarılar diliyorum.